kuş mu? Bir uçak mı? Bir kedi mi? Hey! Bir yere oturup duvara boş boş bakan bir hayvanın Süpermen'le karıştırılacak bir hali olmasa da kedilerin gerçekten harika süper güçleri vardır. Mesela 1. Süper esneklik. Pofuduk kedi dostlarımız kendilerini istedikleri yere sığacak şekilde sıkıştırabilirler. Hatta bazıları kedilerin sıvıdan yapılmış bir yaşam formu olduğunu söylüyor. Ancak bu teoriyi ispatlamak için üstünde biraz daha fazla çalışma yapılması lazım. Şaka bir yana, kedilerin süper esnek olması kollarının vücutlarına kemiklerle bağlı olmadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Yani normalde insanların dar bir yere sığmasını engelleyen köprücük kemiği kedilerde yoktur. Kedilerin omuzları vücutlarına eklemler ve kemikler yerine kas dokusuyla bağlanmıştır. Bu doğal uyum, küçük tüylü bedenlerini neredeyse kendi boyutlarının yarısına kadar ufaltmalarını sağlar. Kedi vücudunun bu numarayı yapamayan tek kısmı elbette kafasıdır. Fakat başı kedinin geçmek istediği dar alana sığarsa, o zaman tüm vücudu sorunsuz şekilde oraya sığar. Ve bir de genel kural olarak, kedi sığdığı yere oturur. Eğer daha önce uyuyan bir kedi gördüyseniz, muhtemelen onun nasıl bazen burgu şeklini aldığını da görmüşsünüzdür. Ki bu en iyi akrobatları bile kıskandırır. Omurgalarının benzersiz yapısı sayesinde kediler rahatça bu şekilde uyuyabilir. Omurgalarındaki her omur, kedilerin omurgasını diğer hayvanların çoğundan daha fazla eğip bükmesini sağlayan süper elastik birer diske sahiptir. Ah, bunun fikri bile sırtımı ağrıtıyor. 2. İnanılmaz çeviklik. Hiçbir kediyi sadece ellerinizi kullanarak yakalamaya çalıştınız mı? Pekala, eğer o sizin onu tutmanızı istemiyorsa, ki genelde böyledir, sizden kaçıp kurtulmak için kendine özgü süper güçleri vardır. Anlayacağınız, bu evcil avcılar hala yaratılış olarak avcılık amacına uygun bir yapıya sahiptirler. Yani hızlı ve güçlüdürler. Ne? Benim kabarık tüylü tombul tembelim mi? Güçlü bir avcı mı? Hadi canım sizde. Hey, ama bu doğru. Henüz koşmaya bile başlamadan bir kedi kendi boyutunun 8 katı kadar ileriye atılabilir. Çünkü bu sırada tüm vücudu kapanıp büyük bir kuvvetle ileri doğru yaylanır. Ortalama olarak bir kedi şaşırtıcı ama 1,2 metre yükseğe zıplayabilir ve 3 metre ileriye atılabilir. Ve siz dışarıda günlük koşularınıza devam edip çevikliğinizi arttırmak için egzersizler yaparken, kediniz tüm gün tombul poposunu yayıp bir ağaç kütüğünün üstünde yatabilir. Yine de istediği zaman bir saniye içinde o tüylü küçük şey bir rokete dönüşüp her seferinde sizi geride bırakabilir. Tabii saatte 50 kilometre hızla koşmuyorsanız. 3. Süper duyular. Kediler sizin kalp atışınızı duyabilir. Bir anda kendi bölgelerinde olan biten her şeyi anlarlar. Zifiri karanlıkta dahi iyi görürler ve kokuların hakim olduğu başka bir boyutta yaşarlar. Eğer bütün bunlar süper gücün tarifi değilse, başka nedir hiç bilmiyorum. Bir kedinin tüm duyuları üstün özellikler taşır. Gözleri, geceleri minik hayvanları avlamak için tasarlanmıştır. Etrafındaki her küçük hareketi anında algılayabilirler. Ve görme duyusu insanlarınkinden 6 kat daha iyidir. Kedilerin kulakları çok güzel olabilir ancak bu sadece öyle görünsünler diye değildir. Aslında kedilerin kulakları gerçek bir doğa şaheseridir. Bizim sessizlik olarak deneyimlediğimiz şey, bir kedi için bir sürü sesle dolu ve kulaklarındaki hareketleri sürekli koordine eden 27 kaslı karmaşık bir sistem sayesinde herhangi bir sese kolayca odaklanabilirler. İlginç bir şekilde bu kadar keskin işitsel yeteneklerine rağmen kediler, ses çok yüksek olsa da bir tepki vermeyebilirler. Ancak ne kadar sessiz olursa olsun yabancı bir ses kaynağı hemen dikkatlerini çeker. Bu yüzden kedinizi boş gibi görünen bir duvara bakarken bulabilirsiniz. Ah, demek sebebi buymuş. Şimdi kokuların hakim olduğu dünyalarına gelirsek, sadece biraz temiz hava almak için pencereyi açtığınızda kedinize ona koku şeklinde ulaşan yeni bir bilgiler dalgası çarpar. Kediler tek bir kokudan bile çok şey öğrenebilir. En yakın restoran için yol haritasını, etrafındaki olası tehlikeleri ve hatta bazı bekar kedilerin profillerini bile.
Evet, bu kediler için Tinder gibidir. Sağ veya solu kokla şeklinde sanırım. Bunların hepsi onların Jacobs'ın organı olarak adlandırılan bir şeye sahip olmaları sayesindedir. Bu üst dişlerinin arkasında bulunan küçük bir duyusal reseptördür ve kedilerin kokladıkları havanın tadını almasını sağlar. Kedi aniden ağzını açıp sebepsiz şekilde yerine oturduğunda aslında çevresindeki kokuları tanıyordur. 4. Olağanüstü gizlenme kabiliyeti. Hiçbir şey süper duyularından kaçamazken, kedi isterse bir anda gözünüzün önünden kaybolabilir. Bir dakika önce hemen sizin yanı başınızdayken, hop bir anda yok olur. Halbuki o mutfağa gitmiştir ve mamasını götürmekle meşguldür. Ama siz hiçbir şey duymazsınız. Bu yine kedilerin adımlarını tamamen sessiz haline getiren özel iskelet yapıları sayesinde olur. Bir kedinin çömelip vücudunu neredeyse yere sabitlediğini ve daha sonra çıt çıkarmadan bir oyuncak veya oyun arkadaşının üzerine atlamak için kendisini nasıl ileriye fırlattığını görmüşsünüzdür. İşte bu süper yetenekleri vahşi atalarının tehlikelerden korunmalarına veya avlanmalarına yardımcı olmuştur. Şimdi bu yeteneklerini sadece sizin üstünüze atlamak için kullanıyorlar. 5. Hep dört ayağının üstüne düşmek. Ah, işte bu klasik kedi süper yeteneğidir. Kedicik düşüşüne ayakları havada pozisyonundayken başlasa bile her zaman yumuşak şekilde patilerinin üzerine iner. Ve bir kez daha bu en zorlu koşullarda bile hayatta kalması için tasarlanmış vücut yapısı sayesinde olur. Anlayacağınız, havadayken bir kedinin ön ve arka tarafı bağımsız hareket eder. İlk önce kedi ön ayaklarını çevirip bu pozisyona sabitler ve sonra arkasını doğru yöne çevirir. Bunu başka bir yöntemle yapmak kesinlikle imkansızdır ve kediler de bunu yapabilen çok az türden biridir. Ayrıca kedigiller inanılmaz bir yükseklikten kendilerine zarar vermeden atlayabilirler. Bir binanın 32. katından atlayıp da hayatta kalmayı başaran kedi vakaları bile söz konusudur. Böyle muazzam yüksekliklerden düşerken konu sadece dört ayağının üzerine düşmekle ilgili değildir. Bu aynı zamanda düşerken kollarını ve bacaklarını yanlara doğru uzatıp kendi bedenini bir şemsiye gibi kullanması suretiyle havada hızının etkili bir şekilde yavaşlaması sayesindedir. Her zaman böyle olmamakla birlikte kediler ancak 5. kattan düştüklerinde kendilerini ciddi şekilde yaralayabilirler. Yani söylememe herhalde gerek yok ama yine de söyleyeceğim. Kedi dostlarınıza dikkat edin. Onların süper güçleri olabilir ancak yine de özenle bakılmaları gerekir. Yani kedinizi pencereden atmayı denemeyin. Bu çok aptalca olur. 6. Taklit ustalığı. İngilizce'deki copycat, yani taklitçi ve kopyacı anlamına gelen terimin nereden geldiğini biliyor musunuz? Evet, ben 3. sınıftaki matematik dersinden böyle geçtim. Hayır, şaka yapıyorum. Copycat terimi kedilerin taklit ustası olmasıyla ilgili olabilir. Örneğin, bir kedi kulaklarını başının arkasına indirip tısladığında bu görüntüsü herhangi bir hayvan için gerçekten korkutucu olur. Çünkü kedi bu haliyle bir yılana benzer ve hiç kimse bir yılana bulaşmak istemez. Bu kesindir. Kedilerin hayatta kalmak için taklidi kullanmasının bir başka yolu da tüylerini kabartıp sırtlarını yükseltmesidir. Bu onların özellikle uzun hırlama sesi eşliğinde daha iri ve daha korkutucu görünmelerini sağlar. Ancak bir kedinin cephaneliğindeki en incelikli silahı binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşamaları sayesinde geliştirdiği numaradır. Bu süper gücü ne olabileceği hakkında bir tahmininiz var mı? Miyavlamak? Evet, kedilerin çıkardığı bu sevimli sesler aslında insanları kopyalamasının akıllıca bir yoludur. Mesele şu ki kediler hiçbir zaman birbirlerine miyavlamaz. Bu sesler yalnızca insan kulakları içindir. Ve kedi miyavlaması bebeğin ağladığı frekansları taklit eder. Doğal olarak biz insanlar da bu tür seslere daha fazla dikkat etmeye meyilliyizdir. Bu yüzden miyav sesi sizden çaresizce mama isteyen bir kedi için gayet uygundur. 7. 9 canlılık. Elbette bu bir efsanedir ve kedilerin de tıpkı diğer canlılar gibi tek bir canı var.
Fakat çok hızlı iyileşebilirler ve hayatta kalma yetenekleri kesinlikle tartışılmaz derecede iyidir. Görünüşe göre onların bu bilim kurgumsu yeniden canlanma becerisinin sırrı onların mırıldamasında yatar. Kedilerin mırıltısının vücut dokularını iyileştirdiğine, yaraların iyileşmesini ve hatta kemiklerin kaynamasını sağladığına inanılıyor. Sizce kedilerin bu kadar çok uyumasının sebebi çok tembel olmaları mı? Pekala, işte burası yanıldığınız nokta. Çünkü kedilerin avlanma, oynama ya da bölgelerini kolaçan etme zamanı geldiğinde verimli olmalarını sağlayan yeterli enerjiyi toplamaları için 16 saatlik uykularına ihtiyaçları vardır. Kediler iyi bir uykunun, sağlıklı ve enerjik olmanın anahtarı olduğunu bilirler. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde onlardan öğreneceğimiz ne çok şey var. Sizi bilemem ama tam da bundan bahsetmişken kısa bir kedi uykusu çekmemin zamanı geldi sanki. Kim bilir, belki ben de bu sayede 9 canlı olabilirim. Gerçi bundan şüpheliyim ama en azından hayalini kurabilirim, değil mi? Kedilerin başka etkileyici süper güçleri hakkında bilginiz var mı? Bize yorumlarda bunlardan bahsedin ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın.